Evet, sobamız çok fazla sorulmuştu. Köy usulü pide yapacağız. Sehane burası. Islama köftesi meşhurdur ama şimdi artık kuşbaşı pidesi meşhur olacak. Ortalama 20-30 kilo aldık. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. Ay, yoruldum. Arkadaşlar, ben hiç bağdaş kurma murma, düzüstü oturma falan için alışkın olmadığım için neyse, oldu gibi şu an. Evet, sobamız çok fazla sorulmuştu. Güzel pişiriyor mu, fırın bölümü nasıl vesaire diye. Biz de bunu içinde bir şey pişirerek göstermek istedik. Biz çünkü sobamızdan çok memnunuz. Hem ısınma olarak çok memnunuz sobamızdan, hem de bir fırında yapabileceğiniz her şeyi aslında yapabiliyoruz. Yemek pişirmek, işte börek, pasta vesaire, hepsi için hemen hemen kullandık diyebilirim. Köy usulü pide yapacağız. Kaşarlı, kuşbaşılı ve kıymalı pidelerimiz olacak. Bu pideleri de sobamızda pişireceğiz. Evet, şimdi çok vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü hamurun mayalanması için de bir süreye ihtiyacımız olacak. Denizcan sobayı yakarken ben de hamura başlıyorum. 2 bardak su, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru mayayı, küçük paketlerden 1 paket kuru mayayı koyduk. Homojen bir karışım olsun diye şöyle birazcık karıştıracağım. Mayanın aktif olması için de bir 7-8 dakika bekleyeceğim. Burada 5 bardak elenmiş unumuz var, klasik 5 su bardağı. Unu yoğurma kabıma alıyorum. Ortasını açıyorum. Klasik ekmek hamuru gibi aslında yoğuruyoruz. Tuzunu şimdi koymadım. Böyle mayalı hamurlarda tuzu birazcık daha geç koymak lazım ki mayalanma biraz daha rahat olsun. Bozulmasın diyorsun. Evet. Yani maya işini yapabilsin diye. Ekmek gibi aslında yumuşak bir hamur olacak. Burada da 1 yemek kaşığı tuz var. Sobamız da güzel yandı. Hamur kendini topladı. Madem tezgah getirdik, tezgahımızı buraya alalım. Evet. Şöyle bir yüklene. Hamurumuzu yoğuralım. Yiyelim diyor. Sana da var, merak etme lan bu. Sana da yapacağız. Oluyor ya belgesellerde. Geliyorlar böyle yanına. Gezi şeyler değil mi? Evet, lezzet tutkunları. Bizim tam bize uygun bir iş, biliyor musun? Hem gezeceksin. Hem var yiyeceğiz. Ya bir de o çocuğuyla dolaşan kadın. İdealim, yemin ediyorum. Hayalimi yaşıyor. Hoş geldiniz köyümüze. Altındere köyüne. Sehare burası. Islama köftesi meşhurdur ama şimdi artık kuşbaşı pidesi meşhur olacak. Tamamdır, artık dinlenmeye. Dinlenmeye. Hamurumuzu. Sorumuz da yanmaya başladı bize. Gayet de güzel bir hamur yaptık. Hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Bir streşinle üstünü kapatacağım. Şöyle streşinle biraz kapatalım. Üstünü de örtüyorum. Birkaç kat. Şöyle yapalım. Hadi, şimdi sobamızın yanına koyalım. Rahat rahat mayalansın efendim. Hamurumuz hazır olacak. Biz o arada iç malzemelerini hazırlayalım.
pidelerimizi biz farklı farklı yapacağız. O yüzden farklı içler hazırlıyoruz. Kuşbaşılı, kıymalı olacak. Belki sadece peynirli yapabiliriz. Yani siz aslında evinizdeki malzemeye göre farklı bir şey de düşünebilirsiniz. Ispanaklı da güzel olur. Standart kaşarlı pide, kuşbaşılı kaşarlı pide, evet, ve kıymalı kaşarlı pide. Pide yanına kaşar koyuyoruz onların da. Bakalım nasıl olacak. Malzemelerimizi demin doğradık ama geri kalan işi burada halledeceğiz. Özel ufak kesilmiş etimiz, çünkü hamur daha hızlı pişeceği için, etler çok kalın olursa arkadaşlar fırında et pişmez hamur pişer. Etin pişmesini beklerseniz hamur yanar. Bu yüzden ya kasabınızdan pidelik diye isteyin, hı hı, ya da kendiniz ufak ufak kesin. Bizim buradaki kasabamız çok iyi, biz pidelik diye istedik. İçine biber ve domates koyduk. Bunları göz kararı kendi istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biz göz kararı koyduk. İçine biraz da kırmızı pul biber, biraz kırmızı tatlı toz biber. Tatlı biber. Değil mi? Gece kırmızı. Karabiber. Burayı hızlandırırım çünkü. İstiyorsan gel taktiğimizi yapalım. Dökülüyor. Tut. Dökülüyor tut, da. Sıkı yaptım. Tut, şu altını tut. O ne ya? Toz karabiberimiz kalmadı, o yüzden değirmenle biraz öyle vakit. Biraz da tut. Tuz Allah'tan daha hızlı karıştıracağız. Elimle mi yapayım, kaşık mı? Elinle yap ya. Aa ustam, ne demek? Elimin tadı geçsin. Elinin lezzeti geçsin. Biraz önce de söylediğimiz gibi birkaç çeşit yapacağız. Bu çok minik minik doğranmış etlerle aslında kuşbaşılı pide diye bildiğimiz şey yapacağız. Burada da kıymalı pide için malzemelerimiz var. Kaşarlı, sucuklu yapacağız. Kuşbaşılı ya da belki biraz kaşar kullanırız diye fazla rendeledik. Ama biz hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Zaten artarsa da mutlaka saklıyoruz. Bu arada burada hiçbir şey aslında ziyan olmuyor. Pideler için de geçerli. Yani pideyi pişirdikten sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, yani bir acil bir yemek ihtiyacı doğduğunda hemen ısıtıp tüketebilirsiniz. O yüzden pide de fazla olursa ondan da korkmuyoruz. Biraz da zeytinyağı koysak aslında. Yarım çay bardağı falan koyalım. Getireyim mi? Evet, güzel olur. Tabii ki içine fant. Zeytinyağlarımızdan. Zeytinyağlarından koyacağız. İsteyene ben yukarıya linkini bırakıyorum. Şöyle. Evet, bunun içine de domates, biber, soğan. Biraz daha ince doğranmış, evet, yapıyoruz tabii. Çok daha ince. Mikserden de geçirebilirsiniz. Evet. Ama o sulanmış oluyor, o yüzden Filiz onu sevmiyor. Ona da biraz kırmızı pul biber. Biraz... Evet, çok acı yapmayalım, yeydi düşünerek babası. Mia acı yiyor mu ya? Yiyor, evet, maşallah. Bunda kekik yok. Evet, bu kadar tamamdır. Bu arada kıymamız da kuzu arkadaşlar. Kuzu kıyma, yağlı, güzel bir et. Şöyle köpük köpük bir ayran yapalım yanına. Evet. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar biz evlendikten sonra ortalama 20-30 kilo aldık. Ben tam 20 kilo aldım. Hani ben 30 kilo, 82 kiloydum. Şimdi kaç? 110 kiloya çıktım gene. Hani yemek işlerini anlıyoruz, seviyoruz biz bu işi. Siz bize güvenin arkadaşlar. Yani Deniz yemek konusunda benden daha başarılıdır. Zaten bizi yakından tanıyanlar bilirler. Ben daha çok böyle Deniz'e yamaklık modunda. Özellikle et yemeklerinde Deniz çok iyidir. O çok sebze sevmez ama. Sobadan çok memnunum. Gayet uzun. Ben kısa değilim. Soba çok uzun bu arada. Bayağı büyük bir soba. 170 kilo. Evet, 170 kilo tamamen döküm olduğu için gerçekten çok güzel ısıtıyor. Fırın gözünü çok sık kullanıyoruz. Burada sadece belki dezavantaj gibi görebileceğiniz şey, sobanın üst kısmı çok aşırı geniş değil. Bir şey ısıtabilirsiniz. Fakat ateş olan kısmı... Ocak gibi. Evet, aradaki mesafe uzun olduğu için burası bir şey pişirmek için belki kullanılamayabilir. Ancak işte bir şeyleri sıcak tutmak, yemeği ısıtmak için kullanıyorum.
Orada üç tarafı da cam. Sobamızın ateşi izlemeyi çok seviyoruz. Dediğimiz gibi biz bu sobayı zaten çok fazla beğenmiştik, araştırmıştık. İyi ki almışız diyoruz yani. Çok memnun kullandığımız bir şey. Evet, pidelerimiz bitti. Yani daha hiç tadına bakmadık. Biraz uğraştırıcıydı ama değdiğini düşünüyorum. Yani çok lezzetli. Tadı tuzu da yerinde. Kıymalı. Kıymalı pide tadı olmuş yalnız. Aynen. Kaşarlı ve kıymalı. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bilenler belki vardır. Bakırköy tren istasyonunun orada bir pideci vardı. Aşağı tarafına doğru giderken sol tarafta kalıyordu. Karadeniz pidecisi. O da kim biliyor. Onun aynısı olmuş arkadaşlar. Yani ben şu an oradaki lezzeti aldım. Evet ya, ben de pideyi çok böyle fazla yumuşak hamur sevmiyorum, börek gibi. O yüzden hamur da böyle çıtır çıtır. Ama alt kısımları da yumuşak, çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmadıysanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Çok lezzetli bir videoydu bence. Bu en lezzetli son oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mia, bye bye. Bye bye. Bye bye. O yok, o yiyor. Burada söz verdiğimiz gibi Bambam'ın. Gel bakalım. Bekle, bekle Bambam. Otur bir. Otur oğlum. Pati ver.